Saatlerimiz 19.50'yi gösteriyor. Şimdi dünkü KRT akşam haberlerinin başında anons ettiğimiz ama süre sıkıntısı nedeniyle sizlere aktaramadığımız konu başlığına geliyoruz. Derin yoksulluk meselesi. Böyle bir kavram var ve bu konuyu araştıran, bu konunun üzerine giden ve bu konuda toplumsal bir farkındalık yaratmaya çalışan sivil toplum gönüllüleri var. Derin yoksulluk ağı adlı bir oluşumdan söz ediyoruz. Şimdi bu meseleyi ve derin yoksulluktan neler kastedildiğini, bu anlamda nasıl çalışmalar yaptıklarını öğrenmek üzere bu kurumun, bu kuruluşun proje izleme koordinatörü Sayın Şevval Şener canlı yayınımıza katılıyor. Şevval Hanım, iyi akşamlar efendim, merhaba. Merhabalar. Şimdi sizin internet siteniz var, Derin Yoksulluk Ağı. Orada ilk önce maksadınızı anlattığınız bölümler var. Sizden dinleyelim, 2019 yılında başlattığınız bu girişimin amacını ve çalışmalarınızın kapsamını. Tamam. Derin Yoksulluk Ağı 2019 yılında aslında bir grup gönüllü tarafından Aralık ayında, yani sene sonunda derin yoksulluğu, ülkedeki artan yoksulluğu izlemek, ortaya koymak, nasıl bir noktaya gidiyor bunu araştırmak için kurulmuş gönüllerden oluşan, işte sosyologlar, psikologlar, gazeteci arkadaşların olduğu bir grup, işte insan hakları alanında çalışan insandı diyeyim. Fakat 2020 yılı Mart ayına gelindiği zaman, yani ülkede, dünyada pandemi başladıktan sonra derin yoksulluk ağı araştırma yapmak yerine zaten tanıdığı, bildiği mahallelerde, kent yoksulluğu çalıştığı mahallelerde, iletişim halinde olduğu ailelerden gıdaya dahi erişemediklerini, sokağa çıkma yasaklarıyla birlikte işte günlük işlerde çalışan ama iş yapmaya çıkamayan kişilerin çok zorlandığını duymaya başladı. O kişilerden, yani bizim Mart ayında duyduklarımız bizi acil bir müdahale, işte kriz müdahalesi gibi bir dayanışma kampanyası örgütlemeye itti. 18 Mart 2020 tarihinde biz Derin Yoksulluk Gönüllüleri olarak Evinden Değiştir isimli bir dayanışma kampanyası başlattık. Destekçiler işte online bir market aracılığıyla, işte günlük işlerde çalışan, o işini kaybeden ya da dışarı çıkamayan ama evde gıda ihtiyacını karşılayamayan, işten çıkarılan, ücretsiz izne çıkarılan kişilerin evine online bir market aracılığıyla doğrudan gıda, İşte bebek bezi, bebek maması ve temizlik ürünleri göndermeye başladı. Bu dayanışma kampanyası, yani ne yazık ki demek istiyorum, sürüyor, sürmek durumunda. Çünkü yoksulluk çok çok artıyor. İnsanların en temel ihtiyaçlarına erişemediği yaşam koşulları daha da zorlaşıyor. O yüzden bu dayanışma kampanyası devam ediyor. Fakat biz Mart ayından itibaren çok fazla aileyle, haneyle telefonlarda ya da yüz yüze görüşmeler de sürdürüyoruz. Yani bir haneye destek gidiyor. Ondan sonra o mahalleden başkaları da bize bir şekilde ulaşıyor ve biz onlarla görüşüyoruz. Ve yani hiç bu zamana kadar, hani biz daha önce de insan hakları çalışıyorduk, kent yoksulluğu çalışıyorduk. Bu zamana kadar görmediğimiz böyle korkunç bir boyutta diyeceğim. Evet, ben de o boyutu, pardon Şevval Hanım, ben de o boyutu biraz daha izah etmenizi isteyecektim. Şimdi yoksulluğun tanımı farklı farklı düzlemlerde yapılabiliyor. Mesela işte bu asgari ücret saptanması ile ilgili dönemin öncesinde TÜİK'in, işte sendikaların ya da başka kurumların, kuruluşların araştırmaları oluyor. İşte 3 bin lira, 5 bin lira, 8 bin lira gibi bazı sınırlar. Yani yoksul insanın tanımı o ücret skalasında yapılmaya çalışılıyor. Ama siz burada bambaşka bir şeyden bahsediyorsunuz anladığım kadarıyla. Derin yoksulluk diye bir kavram. Az önce de kısaca ifade ettiniz. En temel ihtiyaçları, yani içme suyunu, yani çorbanın, sofraya koyulacak bir tas çorbanın bulunamaması, bebek bezinin bulunamaması gibi bir yoksulluk sınırından ya da yoksulluk halinden söz ediyorsunuz. Şimdi bir
O derin yoksulluğun biraz daha açık tanımlamasını yapmanızı isteyeceğim. Bir de bu insanlara artık hani tanımlamanın ötesinde fiilen yardım götürmeye, ulaştırmaya çalışıyorsunuz. Bunu nasıl sağlıyorsunuz? Yani o fonları nereden sağlıyorsunuz? Kendi aranızda para mı topluyorsunuz? Bir takım varsıl insanları devreye mi sokuyorsunuz? Resmi kuruluşlardan çağrı mı, yardım mı istiyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz bunu? Önce derin yoksulluğu anlatayım. Biz nasıl görüyoruz derin yoksulluğu? Öncelikle açlık sınırının da altında olan, en temel haklarına erişemeyen ve bir şekilde sosyal dışlanmanın ve eşitsizliğin yarattığı bir yoksulluktan bahsediyoruz. Bu kişiler işte günlük işlerde çalışan kişiler olabilir. Yani sigorta geçmişleri hiç olmayan, hani bir sağlık güvenceleri belki olmayan, olamayan, her gün İşte beslenecek kadar gıdaya erişemeyen, her gün mutlaka öğün atlamak durumunda kalan, bazen işte bazen de değil aslında sürekli olarak bir işte evden çıkarılma, geçici bir barakada kalma, sonra tekrar evden çıkarılma falan gibi şeylerle karşılaşan insanlardan bahsediyoruz. Ve derin yoksulluğun derinliğini biraz şöyle söylemek lazım. Sadece ekonomik göstergelere bağlı değil, toplumsal katılım ve yani sosyal dışlanmanın yarattığı bir yokluk, yoksulluk hali. O yüzden biz buna biraz da derin yoksulluk diyoruz. Yani bir sonraki nesle, hani bir, yani bizim şu an destek gönderdiğimiz hanelerin 15 yıl önce çekilmiş böyle onlar çocukkenki bir fotoğrafı var. Bizim ağın kurucularından Hacer Fongo'da. 15 yıl önce kent yoksulluğu çalışırken onlar çocukmuş, şimdi 15 yıl geçmiş onlara. Biz yine destek olmak durumunda kalıyoruz. Çünkü yoksulluk devredilmiş çocuklara. Hani onlar büyümüş, yetişkin olmuş ama onların elinde olan yine yoksulluk. Hani koşulları değişememiş. Destek sürecini anlatayım biraz. Bu dayanışma kampanyası için biz destekçilere ulaşıyoruz sosyal medya hesaplarımız üzerinden. Ama onun dışında işte insanlar kendi çevrelerini örgütleyerek de, hani bu bir dayanışma kampanyası gibi düşünün, kendi çevrelerini örgütleyerek de bize ulaşabiliyorlar. Biz web sitesine şu an bir yazılım entegre ediyoruz. Bu destek sürecini hızlandıracak. Şu an çok manuel çalışıyoruz. Destekçiler işte hesapları bizlere yazıyor. Biz onlara destek sürecini anlatıyoruz. Twitter ve Instagram'dan ulaşabilirler. Ama bir de bunun dışında biz aslında sadece hanelere gıda desteği, erzak desteği sağlamak yerine yerel yönetimlerle de işbirliği yapmaya çalışıyoruz ki hem o yerel yönetimlerin aslında ve kamu kurumlarıyla herhangi bir işbirliği yapamadık henüz ama yerel yönetimler bazı belediyelerle ortak çalışmaya başlıyoruz. Hem onların bölgesindeki yoksulluk koşullarını tekrar görsünler diye, özellikle işte sosyal hizmetler birimleriyle birlikte nasıl desem, sosyal destek prosedürlerini tekrar düşünmeleri üstüne, işte o sürecin kimlere nasıl destek gittiğini ve işte daha önce ziyaret etmedikleri belki haneleri, mahalleleri görmeleri için bizim tespit ettiğimiz hanelerle de yerel yönetimlerin iletişimi başlasın diye biz de yerel yönetimlerle çalışıyoruz. Ama tabii yapmak istediğimiz daha böyle sürdürülebilir bir model kurmak. Hanelerin güçlendirildiği, yani sadece evlere destek giden değil ama uzun vadede değişimler yaratabilecek, hani o hanedeki kişilerin güçlendirilmesi için, daha bütüncül çalışmak için dediğim gibi kamu yerel yönetim STK işbirliğini istiyoruz ve açığız ve yapıyoruz da. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz ve çalışmalarınızın başarıya ulaşmasını diliyoruz. Çünkü sizin internet sitesinde okuduğum, gözüme çarpan önemli bir kavram var. İhtiyaç sahiplerinden değil, hak sahiplerinden bahsediyorsunuz. Son derece önemli bir girişim. Başarılar diliyoruz. Sağ olun. Teşekkürler.